Merhabalar değerli dostlar. Bakın anlık bizim buralar. Kaç gündür böyle yağmur, fırtınalı rüzgar. Şöyle gökyüzü bakın, daha bizim burada saat 2:30 falan. Dışarının halini akşam kararmış hava gibi. Böyle bir rüzgarlı bir havada. Şimdi yağmur gene başladı rüzgarla birlikte. Bizim buralar böyle dostlar. Dostlar havamızı gördünüz. Vallahi dışarısı böyle ya, dün daha çok yağmur yağdı. Bugün de gene yağmur ama bugün rüzgarı daha fazla. Böyle bir yerde işte gördüğünüz hayat. İnsana böyle bir uyku basıyor, bir yorgunluk. Vallahi ne yapacağız bilmiyoruz kızlar. Bakın bu çiçek de bana dün geldi. Mis gibi de kokuyor. Vallahi getiren arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Bana böyle bir hediye getirmiş çiçek. Yanında da iki bir şeyler vardı. Çikolata falan koymuş yanına da. Dünkü ilden misafirlerim vardı değerli dostlar. Onlarla oturduk kalktık. Birkaç günde biliyorsunuz vlog atmamıştım. Merak eden değerli dostlarıma buradan çok teşekkür ediyorum. Filiz ablam da hatta yazmış Selma nerelerdesiniz diye. Vallahi canlar. Ay Ercan da yatıyordu şurada. Ha. Şuraya azıcık oturayım şimdi gelir o. Vallahi dostlar biraz böyle modum düşüktü. Ondan sonra işte misafir de geleceğiz deyince bin daha şey yapamadık. Buyurun gelin dedim. Bütün gün misafirler için biraz hazırlık falan yaptım. İşte normal Türk mutfağımızdan kısırıydı. Börekti, patates salatasıydı, poğaçasıydı, oydu buydu. Bir şeyler hazırladık canlar. Zaten önceden de böyle buzluğumda sarmam vardı. Sarma falan küçücük böyle bir tencerede kadar pişirdim. Elimden geldikçe misafirlerimizi ağırladık. Ondan sonra onları gönderdik. Sonra işte bugünü bulduk. Bugün de geri kalktık. Şöyle bir ortalık topladık. Ondan sonra mutfakta dün toplamamıştım. Şey tepsinin içinde kalan börekler vardı. Onları çıkarttım. Şimdi tesbihi suya koydum. Biraz da ilaç sıktım. Biraz sonra tepsimi yıkayacağım. Sefa seni seviyorum canım benim. Tesbih deyince çok hoşuna gidiyor. Gözleri fethanı güzel. Konuşturmuyor ki. Neyse işte tepsiyi falan yıkayacağım. Biraz işte dünden yapmadığım işler vardı. Onları hallettim değerli dostlar. Biraz moralim bozuk. Pek de modum yok. Vallahi canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Hayatım gel otur. Sen zaten hep küsüyorsun Ercan. Bir günde küsmediğin gün yok. Küstü, yatıyorsun. Yatıyorsun, uyuyorsun efendim. Küstü. Ya ne yapayım Selma? Hürür dostlar, dışarı valla kara kış geldi ha. Yemin ederim yazın ortasındayız, 6. ayın ortasındayız. Havaya bakın. İnsan, ya bakın. Bu lafımı hiç bir zaman unutmayın. Bir, dışarıda güneş oldu mu insan içine açılıyor. İki, evde çiçek gördüğünüz zaman için açın. Ben doğruya bakayım. Ay Ercan sende. Nasıl gördünüz ama görün dostlar. Kamerada oynuyor. Küstüm. Kamerayı oynuyor. Hiç öyle değil. Sende. Ben hayatta ben hayatta oynamayı sevmem. Ayak çapından ışıktır. Keyfi yerinde. Benim keyfim hiç yerinde değil. Aman Ercan şimdi bak onu da dersin. Hemen ne yazarlar biliyor musun? Sevmiyorsan çık gel, ne bekliyorsun orayı derler. Ay dostlar ben de bu... Havayı diyorum ben. Tamam işte mi? Almanya havasını diyorsun ya. Şimdi ona da bir bot bulurlar. Şimdi jet onu düşecek. Ya insanın ağzı torba değil ki kardeşim, ne yapacaksın? Değerli dostlar ben market alışveriş atıyorum ya. Bundan daha birkaç ay önceki market alışverişime ne yazmış? Ya zaten geliyordu da öyle yorumlar. Ne yazıyorlar biliyor musunuz? Yani ne bekliyorsun o zaman? Beğenmiyorsan orayı niye bekliyorsun? Çık geçsene vatanını çok seviyorsan. Yani bunun benzer o kadar şeyler ki. Ben de şu mantığı anlamıyorum. Değerli gönül dostları ben vlog başlıklarımda Almanya öldü bitti geberdi demedim ki. Veyahut daha biz burada açımızdan ölüyoruz geberiyoruz demedim ki. Benim Almanya'da market alışverişi. Ben böyle başlığım var ama bana gelmişler. Vay efendim sen ne demek istiyorsun da işte biz burada açımızdan ölüyoruz, sen orada rahatsın da bu hakkın yok da. Niye arkadaşlar biz de burada yaşıyoruz, niye öyle diyorsunuz ki? Ben de yaşadığım şehre göre hesap kitap yaparak geçinen bir insanım. Hemen ilk söyleyecekleri kelime bu oluyor dostlar. Ne bekliyorsun o zaman? Beğenmiyorsan çık gel. Peki sen de o yaşadığın yeri beğenmiyorsan, şikayetçisin, o zaman sen de durma. Kolaysa pılını pırtını topla git bakayım nereye gidebiliyorsun.
Ben buraya, benim çoluğum çocuğum buraya yerleşmiş. Buranın ne bileyim ister istemez kültürünü öğreniyor, dilini öğreniyor. Her türlü şekilde buraya bir adapte olmuşlar. Ben şimdi koca koca çoluğu çocuğu alayım Türkiye'ye götüreyim. Neresinde yaşasınlar? O çoluk çocuklar hani 3-5 yaşında olurlar da sen dedin diye ben de alayım burayı da sevmiyorum diyeyim. Alayım 3-5 yaşındaki çocuğu götüreyim oranın eğitimiyle yetiştireyim. Koşa koşa gelirim. Ama ben 20 yaşında, 25 yaşındaki çocukları hadi işinizi gücünüzü bırakın yürü sizin biz burayı sevmiyoruz gidelim desek düşer peşimize gelirler mi? Yani bazen yorum yazarken de lütfen böyle mantıklı yazın. Hani ben hiçbir zaman sizlere defalarca diyorum ki yaptığım market alışverişlerinde fiyatlandırmalarda asla ve asla Türkiye, Almanya, ne bileyim Hollanda, Amerika, Belçika, İngiltere diye bir kıyaslama yapmıyoruz. Ben marketten alıyorum şuraya getiriyorsam diyorum ki domatesin kilosu 5 euro veyahut da 2 euro diyorum. Ne bileyim elmanın kilosu bu kadar bir kilo elma aldım diyorum. Dediğim bu. Hani ben şöyle desem Almanya'da açlıktan geberdik hiçbir şeyimiz yok şunumuz yok şu çökmüş bu çökmüş desem sen o zaman bana diyebilirsin ki niye bekliyorsun çık gel dersin de ben de derim ki ben bu lafı dedim hak ettim bu da bana bunu yazmış. Ama hiçbir kıyaslama yok değerli dostlar. Gerçekten insanın bazen morali bozuluyor. Sen yaşadığın ülkenin atıyorum Hollanda pahalı diyordur hanımefendi. Ben de derim ki yani o yurda yaşıyor. Hayır. Demek ki pahalı. Fiyat bilmiyorum çünkü. Sen Türkiye'de yaşıyorsun pahalı diyorsun. Ben orada yaşamadığım için bilmiyorum ki. Görürüm hani öyle sürekli haber izleyen biri de değilim. Evet pahalılık. Her yerde var. Her yerde, belki Türkiye daha fazlasını yaşıyor diye bunun suçlusu ben değilim ki. Veyahut da başlıklarıma öldük bittik açız geberiyoruz demiyorum ki. Desem gene sana hak vereyim. Lütfen bakın o kadar çok hani boş boş yorum yazıyorsunuz ki yazık günah. Ya yazmayın arkadaşlar gerçekten. Selma'cığım hiç moralim bozma. Bir şey söyleyeyim. Moral bozma değil Ercan'cığım. Sadece cevaplandırıyorum. Vallahi, dünyanın neresinde olursan ol. Bak gerçek söylüyorum. Çalışan adam aç kalmaz. Çalışmayan adam aç kalabilir. Gayet normal. Çünkü çalışmıyor kardeşim. Aç da kalır, sefilde gezer. Çünkü çalışmıyor. Ay bunu demek istedim. Niye diyorum? Çünkü gerçekten hemen azıcık bakın şurada bir şey bir laf desem market alışverişi atsam veyahut da azıcık Almanya ile alakalı hani bir yaşadığımız bir şeyi anlatsak direkt bize gelen kelime bu. Direkt yorum. Ne bekliyor? Çık gelsene bu kadar vatanını seviyor. Şimdi ben misal bana kötü bir haber geldi Türkiye'den. Moralim bozuldu. İnanın bunu bile sizinle paylaşırken çekinerek paylaşıyorum. Zaten canım sıkkın. Görüntümden de belli oluyor. Yani şimdi benim Türkiye'den kötü haber geldi. Hani moralim çok bozuk. Size anlatayım. Düşünüyorum. Gene bana böyle böyle yazarlarsa. Yine bekliyorsun çık gel o zaman. Ne oralarda duruyorsun diyecekler. O yüzden ön açıklama olarak bu deminkileri anlattım değerli dostlar. Gelelim. Evet canlar gerçekten moralim kaç gündür bozuk. İnanın vlog bile çekesim gelmedi. Dün gelen misafirler de zaten dediler. Ay Selma keşke yani şey deseydin de kız zaten canın sıkılmış dediler. Aman dedim olsun hayat acısı da tatlısıyla da biz insanoğluna değil mi? Hani iyi isim de seviniyoruz kötü de şey mi yapacağız? Tabii ki her şey Rabbimden gelecek. Gelecekler değil mi? Tabii. Canlar valla işte geçenlerde annemi aradım. Kız öylesine normalde şey yapmıyordum. Oturduğum yerde birdenbire annemi bir arayayım bakayım falan dedim. Neyse aradım. Ona annem demez mi? Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? İşte falan filan böyle muhabbet ettik falan. Annemin keyfi yok. Dedim ne oldu dedim senin gene bir keyfin yok. Valla kızım dedi hiç sorma dedi. Başımıza neler geldi aslında dedi. Canı sıkılacak ama dedi. Böyle böyle babamın göz ameliyatı vardı efendim. Babamı abim hastaneye fakülteye. Kayseri'de fakülteyi biliyor. Kayserili olanlar bilirler. Fakülte hastanesine götürüyorlar. İşte göz ameliyatı için neyse ameliyatı olunuyor. Doktor dedi ki tamam işim bitti hadi çık git diyor. Ya babam 70'in üstünde bir adam. Yaşlı bir adam. Düşünün ya. Kim oldu? Kimin vicdanı el verir? Babam da diyor ki iyi tamam diyor. Bir de gözün teki de bantlı. Zaten diğer gözde yeni ameliyat olmuş. O da çat pat görüyor. Abim de diyor ki baba ben aşağı ineyim. Ondan sonra arabayı alayım. Kapının oraya getireyim. Seni alayım diyor. Oralarda kalabalık fakülteyi bilenler bilir. Park yerlerini de bilenler bilir. Kayseri'de yaşayanlar için diyorum.
Neyse abim gidiyor arabasını park yerinden getirecek de kapıya diyene kadar. Babam da diyor ki abim de okuldan geldiği için yorgun, hani daha evine bile gitmeden babamı getirip götürdü. Babam da diyor ki çocuk zaten yorgun diyor. Ben birine söyleyeyim de beni aşağı indirsin, ta boşuna geri çıkmasın yukarıya. Hiç ki doktor da bunu zaten çıkarıyor adamcağızı. Oradan babam da birisine diyor ki arkadaşım evladım beni bir aşağıya kadar indirir misin? Refakatçi olur musun? O kişi de kırmıyor, alıyor babamın koluna giriyorlar. Bunlar merdivenlerden bir güzel aşağı iniyorlar. İniyorlar tam böyle son randa gelince babamın ayak kayıyor, o merdivenlerden yuvarlanıyor. Diğer beyefendi de, o da aynı şekilde yuvarlanıyor, babamın üstüne düşüyor. Anam, adam, ikisi de orada kalıyor. Allah razı olsun gene halkımızdan. Gene insanlar, bakın doktor hemşire demiyorum efendim. İyisi de var, kötüsü de var. Allah başımızdan sağlıkçılarımızı da asla eksik etmesin ama yine halkımız geliyor. İkisini de kaldırıyor. Adam da diyor ki vay amca ben sana iyilik yapacağım derken tuttum ben de senin üstüne düştüm diyor. Babam da diyor ki bir şey değil de diyor, bacağım çok ağrıyor diyor. Hiç yani gene vatandaşlar kaldırıyor. O sıraya abim geliyor. O da baba niye sen beni dinlemedin, niye beklemedin derken alıyorlar artık adamlar böyle ellerinden tutuyorlar, arabaya götürüyorlar. Hiç demiyorlar ki adamın ayağı ağrıyor. Gözüne hani yeni ameliyat oldu. Bir doktor falan gelse, bir hemşire gelse, bir kontrol etse tansiyonu mu düştü, hiçbiri yok efendim. Yine Allah razı olsun sağlıkçılarımızdan diyelim. Yine başımızdan eksik etmesin. Neyse babam eve gidiyor mu? Abim bırakıyor. Adam sabaha kadar yatamıyor. Yok, ağrıyor. Geceleyin geri kız kardeşimi arıyorlar. Duramıyor işte. Babamın kapıda da arabası var. Ama adam arabayı sürecek hali yok. Ondan sonra efendim kız kardeşim, enişte geliyor. Tekrar babamı alıyorlar. Geceleyin hastaneye. Doktor işte bakıyor. Ya bir şey yok diyor. Ayağını sarıyor. Krem sürün diyor. Gönderiyorlar. Adam sabaha kadar gene duramıyor. Efendim yani sabaha kadar derken canlar şimdi demeyin. Teminki dediğimde hani geceye kadar duramıyor. Gece götürüyorlar, sonra sabaha kadar da yatamıyor. Yani sancı yapıyor. Evet, sancı yapıyor. Ertesi günü tekrardan abim okuldan geliyor. Annem diyor ki babayın ayağı çok kötü oldu oğlum diyor. Duramıyor diyor. Ay herhalde bu ayak kırık. Geceki doktor anlamadı herhalde diyorlar. Tekrardan hastaneye, gene aynı şekil fakülteye. Neyse bu sefer doktor beyefendinin birisi güzelce muayene ediyor. İşte röntgen falan çekiniyor. Adam diyor ki ayak kırılmış diyor. Niye diyor böyle sardınız diyor. Bu ayak alçıya alınması lazımdı. Bir de bizimkilere kızıyor. Niye diyor ilgilenmediniz bu yaşlı adamla diyor. Bizimkiler, abim de diyor ki valla hani doktor olsam veyahut da kırığı çıkı anlayacak olsam ben alçı dalmasını bilsem yaparım da doktor bey gece de getirdik bir şeysi yok diye gönderdiler diyor. İşte ameliyatta halini söylüyorlar. Neyse bu doktor beyefendi de ilgileniyor güzelce. Ayağını alçıya alıyorlar. Bu diz kapağına kadar alıyorlar. Eve getiriyorlar. Şimdiydi hapis hayatı. Morallileri bozuk. Canları yani böyle geçti kızlar. Benim de moralim çok bozuldu. Üzüldüm. Kaç gündür ne canım yemek istediğini almış. Sen eli ayağa kalkmıyor ya. Geçtim. Üzüldüm, gözün görmüyor. Yine diyorum şu teknoloji var ya, şu teknolojiyi çıkaran kişiyi sağ olsun iyi ki çıkarmış. Gerçekten yine hani telefona bakıyorsun, şöyle basıyorsun, yine kameralı karşındaymış gibi görüyorsun canlar. Allah var ya, gerçekten o yönden şanslıyız. Şu an o yönden çok iyi. İyi kullanılırsa gerçekten şanslıyız. Hani evet, bizden önceki insanlar belki bunları da göremediler. Önceden telefonda yoktu. Mektup yolluyorduk. Bir ayda iki ayda mektup varıyordu. Bunlar yıllar önceleri anlatıyorum şimdi. Evet, ilk gelen. Sonra yavaş yavaş telefon çıktı. Telefon kulübesine gideceksin. O da çok pahalı. Hem pahalı, bir de kuyruk bekliyordu. Evet. Ben annemden biliyorum, kuyruk bekliyordu. İnan, bir tane telefon var, paralı oluyor, paralıydı. Herkes bunu bilir ya. Bekliyorsun. Sağ ol, valla çıktı, çok güzel oldu. İlk jenerasyon çekmiş ama hani yine bizler gurbetliğinde yine bu telefon sayesinde yine görebiliyorsun. Babama bakıyorum, geçmiş olsun diyorum. Yaralı Gazi, ne yapıyorsun diyorum. Gözüme bakıyor, ne zaman geleceği. Bakın, beni 6 kardeşiz. 5 tanesi yanlarında bir benim gurbet. Yani gene de evlat işte uzakta da olsa istiyorlar canlar. İstenmez mi evladın işte hani ne olursa olsun.
İnsan istiyor gözüyle görsün. Bana da yazmışlar Selma Hanım Sıla yolu ne zaman, bu kızlar bu vlogumuzun olacak. Bir dahaki vlogumda inşallah anlatacağım onu da. Yani böyle değerli gönül dostlara. Benim de işler böyleydi. O yüzden inanın canım hiç vlog falan çekesim gelmedi. Senin derdin dert midir? Türkiye'dekinin derdidir. Yazık. Babam da öyle evde. Gelin de diyor bana can olun, ses olun diyor. Çocuklar istiyor yanına. Kızlarla konuştular. Yani gurbetliğin gözü kör olsun. Hani yani. Yakın şöyle Kiil'den olur. Dünkü misafirim Kiil'den geldi canlar. Abi, misal hemen atlarsın arabaya gidersin. Ne bileyim siz söyleyin ya. Olmuyor. Ha dedim mi? Olmuyor. Ha Berlin şimdi. Olur, Basar gidersin. Ne bileyim yakın bir böyle. Almanya içi olmuş olsa. Almanya içi olsa Basar gidersin de anam 4000 kilometre Almanya ile Türkiye. Benim Kayseri'den benim şu anki oturduğum yer 4000 kilometre. Tam 4000 kilometre. Arabayla gitmeye kalkarsın. Arabayla gidersek. Vallahi canlar Orçun dedi, anne dedi istiyorsan dedi hemen alalım bilet de git dedi. Anacığım git diyorsunuz işte temingi konuya geldim. Hani diyorlar ya madem beğenmiyorsun da ne bekliyorsun. Ben hiçbir zaman beğenmiyorum. Almanya bitti diye bir kelime kullanmadım. Onu kullanan kişilere söyleyin. Değerli dostlar ne olur kızmayın. Gidemiyorsun ki. E hadi ben gitsem. Ercan çalışıyor. Kızlar çalışıyor. Ortalha'nın okul açık kapanmadı bizim burada daha. İtalha okula gidiyor geliyor. Ben de çekeyim gitsem bu çoluğu yani olmuyor işte canlar. Birbirlerinin planları birbirine tutmuyor. Çocuklarınız küçükken kreşe gönderdiğiniz zaman hani torlarsın toplarsın. Ha kocan işe gider gelir ama sen çoluğunu çocuğunu alır yanında gidersin. O zaman kafan rahat eder. En büyüdüm azından, öyle değil tabii büyüdüm öyle olmuyor. Adam hani işten gelirse de Ercan iki kap buzluktan bir şey çıkarır karnını doyurur yatar uyur. Tabii canım. Hani ben çocuklar benim yanımda olur. Eskiden öyle rahattı ama şimdi olmuyor. Çoluk çocuk büyüyor. Aha misal ben onu bir dahaki vlogta anlatacağım ama hani izine gitsek izinler karışıyor. Yani Allah herkesin yardımcısı olsun. Gurbetliğin gözü kör işte. Gurbetliğin de böyle bir acı yanı var. Ne bileyim canım. Bir iyi tarafı var, bir kötü tarafı var. Evet. Her yerde aynı gerçek. Her yerde gurbet, aynı. Gurbet, gurbettir. Geçenlerde Ayla Öztürk ablam, kız kardeşim bana bir yorum yazmıştı. Ondan sonra birkaç gündür de ben blok atamıyordum. Üstümde kalmasın. Buradan Ayla Öztürk canım bacıma. Selam göndermek istiyorum. Kıymetli gelini Zeynep'e de buradan öpüyorum. Ona da selam gönderiyorum. Bakın canlar, hani hep deriz ya gelin kaynana ilişkileri iyi gelin, kötü gelin, iyi kaynana kötü kaynana deriz. Kızı. Değil hayatım, gelinine kızım diyerek hitap ediyor. Tamam. Hani deriz ya burada var ya o kadar muhteşem bir kayınvalide ve kayınvalide demiyorum bile anne diye anne demek istiyorum. Gelinine de aynı şekilde gelin değil kız olarak hitap ediyoruz. Efendim bakın öyle güzel yazmış ki Selma Hanımcığım çok sevdiğim dünürüm Sevil ablam Aysel hanımefendi hakkın huzuruna kavuştu. Ayla ablamın dünürü vefat etmiş efendim. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet evet. Olsun. Bakar mısınız ne kadar güzel bir dostluk. Ne kadar güzel birbirlerini hiç kırmamışlar ki. Dünürü arkasından ne güzel sözler söylüyor. Kıymetlim diyerek hayır duaları istiyor. Yani hepimizin aha bizler de evlat yetiştiriyoruz. İyiler çıkarsın karşımıza ve arkada bıraktığımız dünürlerimiz. Bizlere böyle güzel sözler söylesin. Aylacığım helal olsun sana. Senin gibi insanlar çoğalsın. Gerçekten ihtiyacımız var. Gelinime Selma'cığım diyor. Gelinime diyor bir selam söyle. O tatlı ağzınla duanı bekliyoruz diyor. Gelinim diyor bebek bekliyor. O benim kızım gelin değil diyor. O benim diyor kızım diyor. Zeynep'im o benim diyor. Allah diyor Zeynep'imden de razı olsun diyor. Düşünebiliyor musunuz bir kayınvalidenin gelinine böyle güzel bir söz söylemesi. Allah senden de razı olsun Ayla'cığım. Gelininden razı olsun. Rabbim bir nefeste gelinin kucağına çocuğunu nasip etsin. Hayırlı güzel bir evladınız olsun. Başınız İnşallah. Başınız sağ olsun tekrardan da. Tekrardan hem senin hem Zeynep'in başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun ablamızın. Ne diyelim? Hani derler ya yapabilecek bir şey yok. Bir laf vardır. Gelin girmedik ev yokmuş ama ölüm girmedik yer yokmuş. Ölüm her yere girer. Hani olur ha gelin girmez bir eve. Bebek girmeyebilir.
Ama ölüm her daim her yerde var. Hazırlıklı mıyız? Hayır efendim, hazırlıklı değiliz. Demiş ya ölüm şeyi, Azrail hayata demiş ki dünyaya. Neden demiş insanlar demiş benden kaçıyor da seni çok seviyorlar demiş. Senden gitmek istemiyorlar. Hayatta ölüme demiş ki çünkü sen acı ve gerçeksin. Ben tatlı ve yalanım demiş. Gerçekten şöyle düşünürseniz de öyle değil mi? Dünyaya böyle bir bağlanıyorsun. Çünkü dünyada sevdiklerini bırakıyorsun. Evlatların vardır ne bileyim efendim. Ama ölümü düşünüyorsun. O bir gerçek. Dünkü yaşadığın günde kalıyor. Yeni bir sayfa açıyorsun. Ama ölüm gerçek. O yüzden ölümün de hakkın hayırlısını nasip etsin Allah'ım. Arkamızdan da hayır dualar eden böyle güzel dostlar, akrabalar bıraksın Rabbim diyelim. İşte kızlar öyle. Ben de şimdi mutfağa geçeyim. Mutfakta ne yapacaksın Selma? Geçen gün patlıcan aldıydım ya. Evet. Biraz patlıcan yemeği yapacağım. Kısırım kaldı, patates salatam kaldı, böreğim kaldı. Ben de sadece dün patlıcan yemeği pişireyim. Bir tane de Talha'ya makarna haşlarım. Bir de tespim var, onu yıkayayım. Kızlar böyle. Başınızı ağrıttım gene. Bana ihtiyacın var mı Selma? Var. Neydi? Sen de yanımda dur, bana destek ol. Kocacığım. Yanında oturacağımızı her zaman diyorum ya, bak diyorum ben senin diyorum yanında durmam bile diyorum kafi diyorum, inanmıyorum. Neyse kızlar, ben varayım şu mutfağa gideyim, şu tepsimi yıkayayım, patlıcanlarımı doğrayayım. Evet canlar, ben valla patlıcan yemeğime başladım kızlar. Şöyle doğrayacağım. Valla biliyorsunuz benim nasıl pişirdiğimi, o yüzden hani şey yapmayacağım size değil. Ben bunları biberillerini içine koyacağım, fırına süreceğim. Fırında önce bir 15 dakika şöyle bir kızartacağım. Kızarttıktan sonra da soğanla domatesi ekstra tencerede öldüreceğim. Buradaki pişenleri de tencerenin içine alacağım. Böyle 1-2 dakikada tencerenin içinde pişecek. Biz öyle seviyoruz canlar. Ben de seyrediyorum. Evet, Ercan da seyrediyor. He, patates olsa soyardım da patates bunun içinde olmuyor. Ben bakıyorum. Ben böyle yardımcı oluyorum. İzlemek de yardımcılıktır, değil mi kız? Evet, kahve yapacak. He, Ercan kahve koy fincana. Kahve yapayım. Biberler de acıymış Ercan. Yemeğimiz acı olacak. Selma, tüm atsana onları hayatım. Ne bileyim, şöyle içinde olsun dedim. Ezilip büzülüyor ya, küçücük kalıyor o zaman. Bunu da ayrıyetten şey yapacağım canlar. Ercan, yağı da tuzu versene. Yağı burada. Buyurun. Tuzu da ver. Evet. Şimdi ben buna bolca yağ koyacağım canlar. Sonra da tuz atacağım. Bu yağ yeter. Bitti. Ne yapıyorsun Selma? Yavaş at. Tamam hayatım. Tuzunu da at. Ben de aşçı yardımcısıyım. Evet, sen yamaksın. Yamak denir onlara. Ya? Evet. Ben ne zaman telif olacağım? Telif değil Ercan, terfi atlayacağım. Terfi atlayacağım Selma. Sen bakaracağım, notu ben vereceğim. Ona göre iyi yap. Tamam hayatım, yeter. Danke. Ama ben diploma, tamam, diploma hayat, da istiyorum. Yeter. Tamam, diploma da vereceğim. Bir iş daha buldum o zaman ben tamam, kendime. Tamam, bir iş daha bul. Kızlar işte bunu bu şekilde karıştıracağım ve bunu fırına yollayacağım. Fırında bu güzel cemen pişecek. Ölecek de daha doğrusu. Evet. Bu fırında kızarsın. Şöyle bir ya çiğ kokusu gitsin. Bunu böyle durduğuna bakmayın ha. Şu kadar yarımcık kalıyor. Sürüyor mu kız? Hadi sür Ercan'cığım. Ben hadi. Bir yıkadım. Hadi gel bakalım kardeşlerim benim. Hadi bismillah. Allah kimseyi ateşe atmasın. Ama buna tak. Tamam. Evet, o işlemde tamam canlar. Ben bunu bunun üstüne niye koydum? Sen onları hallet. Ben buradan kahve fincanı çıkarayım. Kahveye fincanı çıkarayım. Ben buradan şimdi soğanlarımı doğrayacağım. Güzel o pişmeye yakın soğanımı kavuracağım. Domatesini de güzel üzerine atacağım değerli dostlar. Sarımsak da koyacağım. Hani demeyin kız Selma, hani sarımsak. Sarımsak da girecek içine. Güzel bir patlıcan yemeği yapacağım. Ondan sonra da Talha'ya da bir paket makarna açlarız. Bugün de böyle değerli dostlar. Bugün de bol çeneli, bol sohbetli sizinle biraz dertleştik. Yurda Gülkay ablacığım, buradan seni öpüyorum. Geliyor kız, geliyor. Filiz abla fincanını özlemiştir. Ya ahamız burada daha yaşıyor, ölmedi. Yani böyle gönül dostları. Normal klasik bizim buralar. Aha görüyoruz dışarıda. Yağmurlu, çamurlu derler ya, onun gibi bir hayat. Bugünümüze şükür olsun. Bugün de evdeyim. Bugün salı. Yarın iş. Bol yarın iş. Yine bütün hafta öğlenciyim. Ta akşam Allah kuvvet.
kuvvet versin herkese. Ta akşam 12'ye kadar süreceğim ya. Ya bu 9 euroyu nereden çıkardılar ya? Valla millet var ya, bütün şoförler var ya, İsyan ediyor. İsyan ediyor. Yemin ederim isyan ediyorlar ya. Orçun otobüse bindi. Otobüste yazmış ki online anne baba diyor. Full diyor. Çok dolu çok. Trenle çocuğum gitti. Yurt dışına gitmişti. Anne diyor bu Almanya'dan hani çıkana kadar o treni bir gör diyor. Böyle böyle aktarma diyor insanlar böyle. Yav dedim durun. Derdiniz ne? Kız bir de bizim burası son durak olduğu halde bak tam burada doluymuş. Yani daha aşağı gidene kadar kimler giriyor daha? Vallahi kim? Allah çalışanlara da güç kuvvet versin. Gerçekten dün bizim burada benzin yoktu. Düşünebiliyor musunuz? He. Danimarka'dan gelen, kızmayın Danimarkalılar. Vallahi Danimarkalılar Flensburg'un benzinini bitirmiş. Evet. Hayatımda ilk defa hani şu Almanya'da yaşadığım günden belli ilk defa benzinliklerin önüne şey çektiklerini gördüm. Şerit çekildiğini gördüm. Girilmiyor yasak diye. Benzin yoktu. Hiç benzin yok diye gazeteye çıkmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi bunları dediğim zaman kızmayın değerli gönül dostlar. Özellikle Türkiye'de izleyen kardeşlerim. Gerçekten bakın insanlara değişik geliyor. Buralarda da hayat zorlaşıyor. O yüzden biz sadece gördüklerimizi burada söylüyoruz. Biz şimdi, yaşıyoruz çünkü. Şimdi bazen diyorlar ya pahalı, ucuz diyorlar ya. Ben size böyle söyleyeyim. Bak Selma doğru söylüyor. Danimarka diyor ya. Danimarka'da benzin buraya bakarak 30 kuruş fazla. 30-35 kuruş. Onun için buraya geliyorlar. Onun için bakın da kendi ülkelerinde almıyorlar pahalı diye. Bak yurt dışına yani Almanya'ya sınırı geçip buraya gelip buradan depolarını dolduruyorlar. Yani ekmek gerçekten herkesin ne derlerdi kız? Herkesin, aslanın buyruğundan inmiş de daha da neresinde bilmiyorum. Aslanın, dur kız. Aslanın ekmek, ekmek aslanın ağzına dedi. Ha, ekmek aslanın ağzından tüm insanlar için geçerli bu. Gerçekten. Ağzında değil, midesinde. Midesinden de buyruğuna kaçmış. He, yani bu bizim Türkler için falan değil. Herkes için geçerli. Gerçek söylüyorum. Herkes ucuz bir yerde ne varsa oraya gidiyorlar. Oraya tercih ediyorlar. Bu da gayet normal. Niye ben bir tane alacağım yere vermem? Niye iki tane almayayım? Oraya gidiyorlar, oradan iki tane alıyorlar. En basiti bu. Selma. Kızlar bakar mısınız? Kahve koydum fincana. Domatesi bakar. Vallahi hiç acıcık ucunda koptu ama bakın. Tamam kız bunu şey diye kullandın mı? Gül yapacağım. Gül sana şöyle saçına toka yapacağım. Heyecan şöyle yapacağım. Eskiden yemekleri süslüyordum. Atma bunu da şöyle toka yap. Sana yapacağım işte. Bana ne yapacaksın? Eskiden böyle domatesin kabuğunu soyardım canlar. Ercan hatırlıyor musun? Biliyorum. Karnı yarık, marnı yarık yapardım. Veyahut da salata malata yapardım. Şimdi yapamıyorum. O zaman nasıl? Gençtin Selma. Ha şimdi yaşlandım. O zaman gençtin kız. O zaman her şeye... İnsan gençken, yeni evliyken her şeye hevesliydi insan. Gençler yani süslemiyorsun, şuna buna olsun. Ya bir zaman sonra gençler her şey insan... Soğumamak istiyor, soğumak istemiyor da gerçekten soğuyor. Hayat insanı gerçekten yoruyor ve soğutuyor daha doğrusu. Evet, hayat, yaşam, çoluğun çocuğun büyüyor, işler, stresler farklı oluyor. Ya. Değil mi dostlar? Doldursun. Ha, ben gençken böyle miydim? Hani önceden yemek masa, biz Ercan'la ikimiz hani çoluğum çocuk varken iki çocuk. Hani daha bir özeniyordum hele Ercan'layken ikimiz. Masayı bir süslerdim kızlar. Öyle güzel yapardım ki hani sanki restoranda yemek yiyeceğiz. Hani Ercan dedi ki niye bulaşık çıkarıyor? Olsun yıkarım derdim. Her gün değişik makarna yiyorduk. Şimdi ben tencere kapağının üstüne eliniyorum o kapakları yıkamaya. Çünkü onların içine su giriyor ya. Aman bende de gıcım orada su oynadığı zaman sinir olurum. Tornavidayla açarım onun içini falan çıkarırım. Yük oluyor bana. Şimdi elindiğimde hemen kapağı koyup veyahut da bir melemen miydik? Aman tavayla koyun ne olacak diyor. Geçiyor gönül kız. Vallahi geçiyor. Neyse. Her gün çeşit çeşit makarna yiyorduk. Çeşit çeşit her gün. Ercan gitti. Bu beni delirtecek bir gün. Ne yapayım kız? Yemeğimi son haliyle de kızlar sonunu da göstereyim. İşte böyle ben daha şimdi soğanlarla uğraşayım. Şuraları kaldırayım. Tesbimi de yıkadım Sefa bak. Tesbimi orada. Güzelce yıkadım. Böreğimden de ağzını kapatmadım. Şu kadar kalmış. Onu da göstereyim. Şey temin oradaydı. Çıkarttım. Ağzını kapatacağım. Bu kadarcık böreğim kalmış. Vallahi kahveyi de ben yaptım. Gördünüz bak. Siz şahit siz yapmadın diyemez. Fiz abla bak. Içiyorum. Fiz abla. Kızlar
kızlar. Burada da bakın dünden şu kadarcık patates salatam, şu kadarcık kısırım kalmış. Talha dedi anne kısırı ben yiyeceğim dedi. Dolaptaydı onları da çıkardım. Lazım bana o. Biraz sonra soğan kavuracağım. Şurada dursun bir şey olmaz. Yani bizim evlerin işi böyle değerli dostlar. Bizim ev halleri. Evet bizim evin halleri böyle. Bugünümüze şükür Can'la. Ha. Hadi yemeğin son haliyle beraberiz. Evet. Evet Can'la. Bakın. Gelin Ercan'cığım yaklaştırın. Kameram mı da? Kameramanımız da Ercan. Değerli seve dostlar, seve çekelim Selma. Bakın. Sağ ol Ercan. Patlıcanlar, biberler bakın bu şekilde fırında çok fazla tutmadım. Çok hani yanık yanık olsun istemedim. Bu şekilde yaptım. Kız Selma doğru söyle sen yemedin değil mi? Yok vallahi. Ulan ağzı beraberdi bu. Ercan patlıcanın yarısı ne? Allah. Efendim burada da domates, sarımsak, biraz domates salçası, biber salçasıyla. Sos mu hazırladın? Sos hazırladım canlar. Şöyle bir çevireyim. Çok güzel yaptın. Yoğurt. Ercan ne yoğurdu delirtme. Şey yoğurt sos olmuyor mu? Cacık üstüne o yapmayacak. Hayatım hayır bu patlıcan yemeği ya. Ercan ilk defa mı yapıyor? Yapma Ercan hep bunu yapıyorsun. Yok bazen sen kızartıp da üstüne yoğurt da falan döktürdük ya. Hayatım o türlü biz yemeğini yapıyoruz ya bebeğim. Aman Ercan. Ben de onu yapıyorum zaten ben ne bileyim kurban. Bakın canlar çok öldürmeyeceğim. Öldürme Selma yazık günah yaşasınlar. Şöyle bir 10 dakikada bu şekilde pişireceğim. Ondan sonra benim akşam yemeğim hazır kızlar. Ha şey çocuk Talha anne bana dedi şey yapma makarna pişirme makarnayı yarın yarına yapacağız. Yarın böyle bol soslu bir spagetti yapacağız. Şey kısır yetermiş Talha Bey'e. İyi canım o kendi bilir. Bakın canlar vallahi bu yemeği ben çok seviyorum. Güveçten bile güzel oluyor. Güzel olmuş. Güzel. Çabuk da öldü ha. Yani kendini salıverdi. Ama tabii bizim patlıcanlar kadar değil değil mi Selma kız? Tabii Kayseri'nin yamulası olacak ki Gülnaz. Gülnaz gerçi Sivas'ta. Geçen bana diyor ya Gülnaz. Aha kızlar bunu da hemen içine su koyacağım. Biraz sonra bu da böyle bir dibi şey oldu. O yumuşasın orada. Hah yumuşasın hemen 2 dakikada onu da yıkarım. Tepsilerim gel Ercan gel beni boş ver gel. Canlar bakın. Hiç su falan katmayacağım. O domatesi boludu zaten. Samursak var içinde değil var, mi? Var var. Kokuyor ya Ercan'cığım. İyi tamam. Bakın canlar vallahi o kadar lezzetli oluyor ki hem de yaz yemeği kız. 5 dakikada daha kahvem duruyor arkadaşlar. Şimdi ben kendime film açtım film bakıyorum. Şimdi ben bunun altını kısacağım. Kısık ayarda. Bu böyle bir 10 dakika şeyle hep birbirine mix olsun o lezzetler. Ondan sonra da vallahi yanına pilava milava gerek yoksa ateşe kilada görüldüğü gibi kilolar geldi miydi gitmiyor. Kızlar ben bir kilolar için hatta hanımefendi diyor ki egzersiz bile yapmanıza gerek yok diyor. Her sabah aç karnına yemek kahvaltıdan bir saat öncesi için diyor kahveyle. Kız kilo veriliyormuş ben başlayacağım. Bura uzun oldu da bir dahaki vlogda. Tamam mı canlar? Yani o kahveyi size bir dahaki vlogda söyleyeyim. Şimdi çok uzun oluyor. Dur Ercan. Kızlar bakın şimdi pişti. Şimdi ben bunun altını iki ayara kestim. 10 dakika sonra altını kapatacağım. Tadı da tuzu da yerinde. Baksanıza daha kahvem bitmeden yemeği yaptık. Şimdi ben ne yapayım canlar? Bulaşıklarımı yıkayayım. Biliyorsunuz bir tepsi bile bir kaşık bile benim için bulaşık. Evet. Tabii, ne tabii. Yapayım? Bulaştır sana lütfen. Vallahi öyle değil mi Ercan'cığım? Evet. Ercan'ın da bugün son günü yarın iş başı. Ay sus kız. İçim ne diyor? Acayip sarımsak koptu. Unuttuydum ben de görüyor musun? Ay içinde volkanlar patladı. Oğlum böyle konuşuyor. Ne yapayım? Zaten keyfim yok bir de böyle konuşuyor. Ben hiç keyfim yok Selma. Yani kızlar bizim bu aralar pek tadımız tuzumuz yok ne yalan söyleyeyim. Hani bakmayın insanların güldüğünü hani bazen bazı gülümsemeler vardır. Yani içi kan ağlarken dışında ya, pozitiflik verir. İçi beni dışı sizi yakar. Gerçekten. Aynen o kelime. Bazen hayat böyle. Şimdi hep moralsizlik anlatırsak tabii sizin de sesimiz moraliniz bozulur. Mecbur gülmek lazım. Ne yapacaksın? Hayat bu. Başka bir şey yapamıyorsun. Öyle canım hayat bu. Yaşam böyle. Allah iyileriyle karşılaştırsın. Allah'ım bütün hasta kardeşlerime şifalar versin. İçinde benim babama da anneme de. Ve nerede böyle kimsesiz garipler varsa Rabbim yardımcılar olsun değerli gönül dostları. Yanlışımız hatamız olduysa da kusura bakmayın. Hani elimizden geldikçe dikkat ediyoruz konuşmalarımız ama bazen de şuramızı yakanlar oluyor.
İster istemez hani dil işte etin kemiği yok, bir şeyler söylemek istiyoruz. Çünkü benim de bazı şeyleriniz ister istemez modumu düşürüyor, canımı sıkıyor. Sizinle böyle bir dertleşelim dedik. Sohbet bile olsun dedik. Derdimi anlatayım bacılarıma dedim. Instagram'dan yazmışlar. Yeliz'cim buradan seni de çok öpüyorum. Yurda Gül ablam, Fatma Taş ablacım, Filiz ablacım gerçekten iyi ki varsınız. Hani halımızı hatırımızı soran tüm kardeşlerimden de Allah'ım binlerce kez razı olsun. Bir dahaki vlogumda da Sıla yolu ne zaman bakalım anlatacağım. Var mı nasibimizde? Onu da bir dahaki vlogda izleriz değerli dostlar. Evet, kendinize canlar. Çok iyi bakın. Ha bu arada Evcan 1000 abone oldun söylesene. He. Serhat Taş kardeşine teşekkür et. Bekir'in vlogum da aklımdaydı benim zaten. Ha, kendi yani vlogunu sakmamış ama, pardon. Ama tabii ne zaman çekerim ne zaman çekerim ben bilmiyorum ki elim kolum bağlı yarın bütün hafta öğleneceğim. Yani geleceğim, yatacağım, kalkacağım, gideceğim. Aynen böyle olacak. Ama tabii hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Serhat Taşkın kardeşime Allah razı olsun. Vallahi yemin ederim her bir abone de bana yazdı. Her bir Ercan abi bu kadar. Ercan abi Allah razı olsun kardeşim senden. Gerçekten işin gücün rast gelsin. Gitsin. Ne diyeyim? İyi ki varsınız diyorum. Nice nice binlere. Tabii vlog çekemiyorum ama olsun, bu da benim için bir mutluluk. Vlog attığımda da full izleyin. Saatlerimde bir dolsun. 800 saati kalmış. Evet. Bacıları kardeşlere. Ercan'ın siz videolarını açın da izleyin. Saatleri dolsun. Evet, siz ondan sonra görün Ercan'ı. İnanın Rahman. Selma Hanım'ın vlogundan hoşçakalın, hoşçakalın diyorum. Ben veda ediyorum. Sağlıklı kalın, mutlu, huzurlu kalın. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Kimseye muhtaç olmayın. Amin. En önemlisi o. Tamam bitti. Uzattı bitti. Ah uzattı, vlog doldu diyor, hiç umursamıyor. Değerli gönül dostları, sizi en güzel her zamanki gibi Yüce Mevlam'a emanet ediyorum. Çünkü başka hiç kimseye güvenilmiyor bu hayatta. Kendinize çok çok iyi bakın. Önce kendinize bakın, sonra çevrenizdekilere mutluluk saçın diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Almanya'daki gurbetçi aileden efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz gönül dostları. Kendinize iyi bakın ha.